Herkese merhaba. Bu videomuzda 7. sınıf fen bilimleri dersinin kuvvet, iş ve enerji ilişkisi konusuna bakacağız. Arkadaşlar, fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisme kuvvet uygulanmalıdır ve cisim kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir. Şimdi arkadaşlar, şeklimize bakacak olursanız, burada bir kişi elinde bir kutu var ve yürüyor bu kişi. Hareket yönü ile kuvvet yönü farklı yönlerde olduğu için bu kişi fiziksel anlamda iş yapmamıştır arkadaşlar. Bir de şu şeklimize bakalım. Burada da bir kutuyu iten bir kişiyi görüyorsunuz. Kutunun hareket yönü ile uygulanan kuvvetin hareket yönü aynı olduğu için bu kişi fiziksel anlamda iş yapmıştır arkadaşlar. İş birimi olarak arkadaşlar جول kullanılır. Bunu da unutmayın. Enerji arkadaşlar iş yapabilme yeteneğidir. Ve enerji kinetik enerji ve potansiyel enerji olarak ikiye ayrılır. Potansiyel enerji de esneklik potansiyel enerjisi ve çekim potansiyel enerjisi olarak ikiye ayrılır. Şimdi bu enerji çeşitlerine teker teker bakalım. Kinetik enerji arkadaşlar hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerjidir. Dolayısıyla kinetik enerjiye hareket enerjisi de denir. Bir cismin kinetik enerjisi cismin kütlesine ve süratine bağlıdır. Hareket eden tüm cisimler kütleleri ve süratleri ile orantılı kinetik enerjiye sahiptir. Cismin sürati arttığında kinetik enerjisi de artar. Ayrıca eşit süratli cisimlerden kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi de büyük olur. Bakın şurada düşen yaprakları görüyorsunuz. Şurada akan bir yırmağı görüyorsunuz. Şurada da hareket halinde olan Taşıtları görüyorsunuz. Bunların hepsi kinetik enerjiye sahiptir arkadaşlar. Hareket halinde olan her şey kinetik enerjiye sahiptir. Şimdi kinetik enerji örneklerine bakalım arkadaşlar. Hareket eden otomobil, taksi, minibüs, koşan bir insan, akan bir su, uçan kuş, yağan yağmur bunların hepsi kinetik enerjiye sahiptir. Potansiyel enerji, cisimlerde depolanan enerjidir. Cisimler konumlarından, kütlelerinden ya da esneklik özelliklerinden dolayı potansiyel enerjiye sahip olabilir. Örneğin şurada bir barajı görüyorsunuz. Şurada ağaçta duran elmaları görüyorsunuz. Şurada da kayak yapan birisini görüyorsunuz. Bunların hepsi konumlarından dolayı potansiyel enerjiye sahiptir arkadaşlar çekim potansiyel enerjisi cisimlerin konumlarından yani bulundukları yerden dolayı sahip oldukları enerjiye çekim potansiyel enerjisi denir. Eşit kütlelere sahip cisimlerden yerden yüksekliği fazla olan cismin çekim potansiyel enerjisi daha fazladır. Mesela şurada kayak yapan insanları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan yerden en yüksekte olan kişi çekim potansiyel enerjisi en yüksek olan kişidir. Çekim potansiyel enerjisi yerden yüksekliğe ve kütleye bağlıdır. Yerden ne kadar yüksekse o kadar fazla çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Aynı şekilde kütlesi ne kadar fazla ise çekim potansiyel enerjisi de o kadar fazladır. Şimdi çekim potansiyel enerjisi örneklerine bakalım. Barajda biriken su, yükseğe kaldırılan kitap, havaya atılan top, dağa tırmanan dağcı, duvardaki saat bunlar arkadaşlar konumlarından dolayı çekim potansiyel enerjisine sahiptirler. Esnek cisimlerde şekil değişikliği oluşturulması sırasında depolanan enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir. Şöyle esneklik potansiyel enerjisi örneklerine bakalım arkadaşlar. Mesela gerilmiş bir ok, lastik, sünger, yay, kurulmuş saat bunların hepsi esneklik potansiyel enerjisine sahiptir. Evet konumuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi konuyla ilgili sorular çözelim. Birinci sorumuz boşluk doldurma sorusu. 1. Bir, enerji birimi jüldür arkadaşlar. 2. İş yapabilme yeteneğine enerji denir. 3. Hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerji kinetik enerjidir. 4. Bir cismin kinetik enerjisi cismin kütlesine ve süratine bağlıdır. 5. Eşit süratli cisimlerden kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi daha büyüktür. 2. soru. Aşağıdakilerden hangisi doğru, hangisi yanlıştır? 1. Uçan bir kuşun sadece kinetik enerjisi vardır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Kuş Yüksekte uçtuğu için konumundan dolayı potansiyel enerjiye de sahiptir. Sadece kinetik enerjisi yoktur. 2. Çekim potansiyel enerjisi kütle arttıkça artar. Bu ifade doğrudur. 3. Bir cismin aynı anda hem kinetik hem de potansiyel enerjisi olabilir. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Yukarıda kuş örneğinde gördüğünüz gibi yüksekte uçan kuş hareketten dolayı kinetik enerjiye sahiptir. Konumundan dolayı da potansiyel enerjiye sahiptir. 4. Potansiyel enerjiye hareket enerjisi de denir. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Kinetik enerjiye hareket enerjisi de denir. 5. Yüksekte olan bir cismin çekim potansiyel enerjisi daha fazladır. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. 3. Soru Aşağıda 3 topun bulundukları konum ve sahip oldukları kütleler verilmiştir. Toplar bırakıldıktan sonra yayların sıkışma durumlarını karşılaştırınız diyor. Şimdi arkadaşlar şeklimizi inceleyecek olursak A'daki topumuzun hem kütlesi hem de yüksekliği daha fazladır. Bu yüzden A'daki topun potansiyel enerjisi daha fazladır. A'daki yayı daha fazla sıkıştıracaktır. En fazla sıkışacak yay A'daki yaydır. B ve C'ye bakalım. Yüksekliklerimiz aynı, fakat B'deki topun kütlesi daha fazladır. Bu yüzden B'deki top daha fazla potansiyel enerjiye sahiptir. B'deki yay daha fazla sıkışacaktır. En fazla sıkışan A'daki yaydır. Daha sonra B'deki yay en fazla sıkışır. En az sıkışan C'deki yaydır. Dördüncü soru. Aşağıdaki durumların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır belirtiniz. Şimdi teker teker resimlere bakalım arkadaşlar. Birinci resimde durakta bekleyen kişileri görüyorsunuz. Bunlar hareket halinde olmadıkları için bunlar fiziksel anlamda iş yapmamış olurlar. İkinci resmimize bakalım. Kuvvetle hareket yönü aynı olduğu için ikinci resmimizde kişi fiziksel anlamda iş yapmıştır. Üçüncü resmimizde Daldan düşen elmaları görüyorsunuz. Daldaki elmanın yere düşmesini sağlayan yerçekimi kuvvetidir. Yerçekimi kuvveti ile elmanın yönü aynı olduğu için fiziksel anlamda iş yapılmıştır. Kitap okuyan öğrenci. Burada arkadaşlar kuvvet ve hareket olmadığı için fiziksel anlamda iş yapılmamıştır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde... Esneklik potansiyel enerjisi yoktur. Şimdi arkadaşlar resimlere teker teker bakalım. Birinci resmimizde kurmalı oyuncak araba görüyorsunuz. Bunun çekim potansiyel enerjisi vardır arkadaşlar. İkinci resmimizde sıkıştırılmış yay görüyorsunuz. Bunun da çekim potansiyel enerjisi vardır. Üçüncü resmimizde sapan görüyorsunuz. Sapan da esneklik potansiyel enerjiye sahiptir. Dördüncü resmimizde duvarda asılı tablo görüyorsunuz. Duvarda asılı tablo esneklik potansiyel enerjisine sahip değildir arkadaşlar. Bu tablonun çekim potansiyel enerjisi vardır. Evet arkadaşlar konumuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.